Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayında karşınızdayız. Önemli bir konuğumuz var. Uzaklardan Şanlıurfa'dan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Son günlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Birecik OSB ile ilgili inanılmaz iddialar var. Tahsis iptalleri iddia ediliyor ve bundan dolayı da Birecik OSB'nin başkanı ve Birecik kaymakamının yerinin değiştirildiği, tayinin çıkarıldığı ve gönderildiğine yönelik iddialar var. İddiaların odağındaki isim ise Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin. Kendisini konuk aldık. Bakalım bize neler anlatacak. Saadettin Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Şimdi iddialarla hemen başlayalım. İddiaya göre hemen şuradan iddiayı aktarayım size. Birecik Kaymakamı sizin de isminizin yer aldığı 3 kişiye dair, yani bu Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, aynı zamanda Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve sizin de isminizin yer aldığı Milletvekilimiz efendim. Evet, Şanlıurfa Milletvekili ve bu kişilerin tahsislerini, Birecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tahsislerini iptal ettiğine yönelik, iptal ettikten sonra da sizin baskılarınızla tayininin çıkarıldığına yönelik iddialar var. Bu konularda neler söylemek istersiniz? Bu doğru mu? Şimdi efendim, bu adam ilk geldiği günden yanına bir adam bindirdi, getirdi. Bunu organize alacağız, müdür edeceğiz. Ben de dedim ki bunun yetenekleri uymuyor. Bu bize müdürlük yapamaz. Şu anda bizim dedim organizelerinde fazla gelirleri de yok. Gelirleri yok. Sudan şu anda idare eden biz müdür atamışız. Müdürümüz var, elektrikçi bizim Gökhan Gürsoy. Müdürümüz var. Dedikse de bu adama bir şey anlatamadık. Yani bir türlü bir adam anlamadı. Yani anlamıyor. Her şey diye benim elimde olsun. Bütün organizelerin girişleri, çıkışları, bilmem neler benim elimde olsun. Şimdiye kadar biz 10 tane, 15 tane kaymakamla bu şeyi yürüttük. Şimdiye kadar bile başımıza bir şey gelmedi. Yani bizim bir yolsuzluktan, kırkızlıktan şeyimiz yok. Bir niyetimiz yok. Benim var varlığım yerindedir. Ama ki gene ne yazdıkça bir türlü anlaşamadık. Bize önümüze karar getirdi. Kararları getirdi. Bu kararları dedik biz imzalamayız. Bu kararları dedik biz kabul etmiyoruz. Bu kararlar bizim şeyine uymuyor yani. Bizim yönetime uymuyor. Dedikse de bir türlü kendisine anlatamadık. Yani bir durumu anlatamadık. Anlamayınca da mecburen kalktık. Biz baktık ki bu adam yani bir daha yeni bir kaymakam olmuş. Bize bir kayım atanmış gibi bir halı var. Yani Birecik'e biz kayım atamışlar. Belasın Birecik'e kayım gelmiş. Birecik'e bir kayım gelmiş. Birecik kaç yıldır oradaydı? 4 ay oldu. 3-4 ay oldu. Evet. Çakaloğlu. Çakaloğlu. Ramazan Çankaloğlu 3-4 aydır oradaydı ya. Ramazan Bey... Evet, yani eski kaymakam Ramazan Cankaloğlu sadece 3 ay içerisinde mi size bu baskıları yapmaya başladı? Gelir gelmez baskıya başladı bize, gelir gelmez. Bunu iptal edelim. Şimdi dedim kaymakam bey, bunları idare edelim. Bu biri milletvekilidir, biri belediye başkanıdır. Bunları idare edelim. Biz bakak yaptırmaya yönüne gidiyoruz. Yani biz yaptırmaya doğru, biz yapsınlar. Yani yerlerini yapsınlar, fabrikayı yapsınlar. Biz bunun için çalışma yapıyoruz dedik. Acele etmeyin dedik, bilmem ne dedik. Dedi ki bu şeyden seçimden sonraya kalsın dedi. Sonra gene daha başladı. Seçimden sonraya kalsın diyor. Sözü sözünü tutmuyor. Yani sözü sözünü tutmayın. Bir türlü anlaşamadık. Peki şimdi isimlerden biri şu an Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı. Daha önce de Birecik evet. Belediye Başkanı'ydı. Bir önceki dönemin belediye başkanı. Birecik Belediye Başkanı. AK Parti Birecik Belediye Başkanı. Peki kaç yıldır dedi o arsalar ki, tahsis edilmişti de o sebenin içerisindeki efendim, parseller Faruk'a, tahsis edilmişti de vazgeçtiler? Faruk Bey'e yeni verdik. Yeni verdik. Hı. Yani biz daha yani bir sene oldu olmadı. Verdik yani bir sene iki senedir. Ondan sonra Faruk Bey'den ruhsatını aldı. Ruhsatını verdik. Ruhsatını aldı yapacak. Ondan sonra Mahmut Bey de zaten biliyorsunuz bir yandan hastalık geldi. Bir yandan deprem oldu. Memnun oldu. Biraz geriye aldık yani biraz işi. Geriye alınca da yapacağım dedi adam. Adam yani yoksul bir adam değil. Varlık bir insan. Yapacağım diyor. Tamam. Biz bunları yani bu kadar sıkıştırmanın bu kadar yolu yok yani bu kadar sıkıştırmanın hiç yolu yok. Geri gelmez bizi sıkıştırmaya başladı. Geri gelmez bizim üstümüze baskı başladı. Geldi gelmez ne bileyim her türlü şeye başladı. Peki Kaymakam Bey'in Ramazan Cankaloğlu'nun önerdiği bölge müdürü nereden gelmişti? Kimdi ya da ne mezunuydu? Kayım olarak o da kayımmış. Geldiği yerde kayımmış. Evet. Peki, kayım belledi. Kayım olarak geldi belledi. Bir türlü kayım olarak yani bizim üstüne baskı yaptığı için bizim herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir yolsuzluğumuz yok, hırsızlığımız yok, bir herhangi bir yanlış yaptığımız yok. Biz organize kurduk kurar, biz bunun içinde odamızla
odamızın yönetimi, odamızın işçileri, odamızın çalışanlarımla beraber devam ettirmek istiyoruz. Yani yapıyorduk. Peki şeyi de soracağım Saadettin Bey. Şimdi Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın orada bir arsa, parsel tahsis edildi. Peki kendisi bir fabrika kuruyor, işte inşaatına başlayacak dediniz. Fabrikasında ne üretecek? Evet. Vallahi bir işte kendi bir şeyler yapacak. Arada bir ya fıstıkçılık yapacak, bir şey yapacak yani bir şeyler yapacak düşünüyoruz. Ruhsatını yani verdik. Birecik. Ondan sonra Birecik fıstığıyla aldı. Meşhur. Birecik evet, fıstığıyla meşhur, ünlü. Birecik fıstığı, kalfeti fıstığı meşhur. Birecik fıstığı, peki, Birecik kalfeti fıstığı, Birecik fıstığı çok meşhur. Organize sanayi bölgesi şu an faaliyette mi? İçinde bir fabrika, üretim var efendim, mı? Efendim tabii var. 3-4 tane fabrikamız yapıldı. Çalışıyorlar. Çalışmaktadır. Herkese yer tahsis ettik. Şu anda 100 tane, 110-120 tane yer isteyenler var. Ona da 5000 dönüm bir yer bulduk. O 5000 dönüm şeyini çalışması yapıyoruz. Orayı parsileyip onları da dağıtacağız yani işte şeylerde. Biz yani insan arıyorduk. Biz insan arıyoruz ki gelsin fabrika yapsın diye. Biz arayış içindeydik. Yani biz bu şekilde arayış içine girdik bu işleri. Peki şöyle bir iddia vardı. Bu iddiaların dışında işte Birecik Organize Sanayi Bölgesi'ne işte bazı işte yapılar izin verildikten sonra OSB yeni yerinde kurulmaya başlayınca fabrikalar için yani OSB'nin altyapısı ve OSB başkanlığına bağlı açıkçası. Oraya bir büyük bir jeneratör alındığı fakat jeneratörün de şu an OSB'nin içerisinde yer almadığı söyleniyor. Hatta bundan dolayı da bazı yatırımcılar OSB'ye gelip bakmışlar. Eksikleri gördükleri için yatırım yapmaktan vazgeçmişlerde iddialar var. Yaklaşık 100 milyon civarı bir 100 milyonluk bir jeneratörden böyle bir iddia dolanıyor ortada. Bu gerçek mi? Yani o jeneratör alındı mı? Alındıysa nerede? Öyle bir şey yok efendim. Yalan söylüyorlar. Biz bir jeneratörle ilgimiz yok. Yatırımcıların kendilerinin jeneratörleri var. Yatırımcıların jeneratörleri var. Organizaya ait bir jeneratörümüz yok. Öyle bir yolsuzluk, hırsızlık yok bizde. Öyle bir olay yok dediniz. Tamam. Yok, peki yok. Bu kaymakam işte tayini çıkarıldı. Tayini çıkarıldıktan sonra bunun işte sizin baskılarınızla yapıldığını iddia etti. Ve dedi ki ben bunların arsa tahsisini iptal ettim. Onlar her şeyi kendi zimmetine geçiriyordu iddiaya göre. Ve ben de buna rahatsızlık duyduğum için tepki gösterdim. Beni orada barındırmadılar gibi bir iddiada bulunmuş. Abi iadesi, bunu hakkında biraz yok. Aydınlatır mısınız? Evet, bunu açıklar mısınız net olarak? Bizim bir iademiz yok. Bizim bir yolsuzluğumuz yok. Bizim bir hırsızlığımız yok. Biz devletin vermiş olduğu, bakanlığın vermiş olduğu arsaları millete dağıtım yapıyoruz. Bizim başka bir işimiz yok. Bizim yapacağımız bir iş yok. Bir yolunu bitirdik, suyunu bitirdik, elektriğini bitirdik. Herhangi bir eksiğimiz yok. Öyle bir yolsuzluk da yok. Öyle bir hırsızlık da yok. Yani biz öyle bir şey yaptığımız yok. Yani öyle bir şey hiç yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Peki sizin rahatsızlık sebebiniz neydi? Şimdi genel sekreteriniz şöyle bir şey söyledi. Dedi ki kaymakam bir tane arkadaşını müdür olarak getirdi. Ve o getirdiği evet. Arkadaşı da dedi cemaatçiymiş. Yani herhangi bir cemaatten hangi cemaat olduğunu söylemedi ama. Cemaatçi olduğunu evet. Cemaatten gelmiş. Ben arkadaşa da sordum. Dedim siz kaymakam nereden tanıştınız? Hiç cevap alamadık. Kaymakamı nereden tanıştınız? Peki bu cemaat dediğimiz hangi cemaat? FETÖ'cüler mi? FETÖ'cü değil efendim. Ne olabilir? Bir cemaate mahsuptur. Yani bir cemaatten gelen bir kaymakam. Bu cemaatçi olduğu için arkadaşı sol tarafına arabasına bindirmiş. Bireciyi gezdiriyor. Biz dedik sen kaymakamla dedik bu şeyin nedir yani yakınlığın nereden dedik bir şey cevap alamadık. Yani cemaatçi. Evet yani sizin ya şu an kaymakamın iddiaların hepsinin yalan olduğunu tamamen kendi hakimiyetini sağlayamadığı için. Peki evet, tayinin çıkmasına şey, sizin etkiniz var mı? Ben gittim bizzat bakanla görüştüm. Evet. Bakanı anlattım durumu. Hangi bakan? Şanlıurfa eski bakanımız şey bakanı. İsmi nedir ya? Sayın Bekir Bozdağ'la mı? Bozdağ evet Bekir Bozdağ'la görüştüm. Evet, Bekir Bozdağ eski adalet bakanı. Bekir Bozdağ'dan görüştüm. Cumhurbaşkanına yazılar yazdım. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazı yazdık. Bir dosya halinde gönderdik. Dedik bu böyle bunları söyledik yolsuzluklarını bilmem nelerini. Bize baskı ettiğini söyledik. Devamlı bizim üstümüze. Birecik'in hiç işi yok mu? Birecik'in işgali yok mu? Birecik'te başka kaymakamlık işi yok mu? Bizim üstümüze geldi bizim üstümüze oturuyorlar. Evet. Peki şöyle bir iddia var. Yine Şanlıurfa'nın yerel kaynaklarından gelen bir iddia. Şeyle ilgili tabii Ramazan Cankaloğlu ile ilgili eski kaymakamın
oradaki Birecik'teki bazı binaların işte hasarlı binaların yıkımıyla ilgili ihaleyi kendi tanıdığını, arkadaşına verdiğini ve normalden daha fazla. Ya siz bunları mı yolsuzluk olarak Sayın Boz'la ilettiniz? Yani yakınlarına vermiş, onu da duyduk. Yani yakınlarına işi vermiş, yani memleketinden getirmiş adamlara vermiş. Onu da yeni duyduk. O da doğrudur efendim. Yani bu baktık ki bir türlü ne yaptığını, biz ne yaptığını, kaymakamın ne iş yaptığını biz daha doğru dürüst tam anlayamadık. Yani bu neyin çabasında, neyin içinde bunu bilemedik artık. Araştırma şey diyorsunuz. Evet, gelir gelmez aslında Birecik OSB'nin işlerini yavaşlattı diyorsunuz. Evet, işleri yavaşlattı. İşleri bir durdurmaya başladı. İşleri soruşturmaya başladı. Biz dedik soruşturma bir şey yok. Parseli vermişik adama, adam yapıyor. Yani bunun yapılmasında bir sakınca yok. Organizan işi niye kadar bir sakınca almadık? Biz adamları davet ettik. Gelin memlekete, Urfa'dan geldi, Şanlıurfa'dan geldi, Suruç'tan geldi, Bozova'dan geldi, Nizip'ten geldi, Antep'ten geldi, bilmem nereden geldi. Bütün yatırımcılar bizi yer verdik yani. Biz öyle bir eksiklik yapmadık. Kim istemişse ona verdik yani. Biz dedik gelsin yapsın. Yapsın diye biz gayret gösterdik. Yani amacınız Birecik'in ekonomisini kalkındırmak. Yani biz gayret gösterdik yani. Biz babamızın bir malı değil orası. Bu devletin yapmış olduğu bir organize. Biz bunun yüzünden geldi geleli bizimle uğraşmaya başladı. Bizimle bilmem ne etti. Biz dedik kaymakam bey, biz dedik Bahtöve'den büyük fil var. Bizden uğraşma, bizim fazla şeyimizi yorma. Bizim burada bir hırsızlığımız yok, yolsuzluğumuz yok, bir şeyimiz yok. Yönetime bilmem dedi bunu imzalayın. Yönetim imzalamadı. 15 yönetimimiz var, 15 tane. 5'i imzaladı, 10 tanesi imzalamadı. Tamam dedik kardeşim, bu sen yanlış yapıyorsun. Gelir gelmez fiyatları yükseltti. Arsa da yok. Biz arsa için gene dedik ki bunu arsayı tekrar elden geçecek, parsellettirerek dedik. Arsada boşluk, çok boşluklar var. Dedi ben yaptıracağım, siz karışmayın. Ben yaptıracağım dedi de bugüne kadar ne kime yaptırdığı belli, ne yaptırmadığı belli. Onu da cevap alamadık. Dedik asırları parselledim, millete biraz dağıtalım, yer verelim. Dedi ben yaptıracağım, siz karışmayın. Dedik yaptırın, siz yaptırın. Ama bugüne kadar daha bir cevap alamadık. Geldi gelene. Yani kime yaptırdığını da söylemiyor. Ne yaptırdığını da söylemiyor. Yeni kaymakam belirlendi mi? Yeni kaymakam daha gelmedi efendim. Çok teşekkür ederiz Saadettin Bey. İleriki dönemlerde de bir gelişme olursa yine sizden bilgi almak isteriz. Konuyla ilgili bizi aydınlattınız. Yeni kaymakam da gelecek. Ona bakacağız inşallah. O da gelir inşallah. Dürüst çalışırız. Beraber dürüst çalışırız yani biz. Bizim bir menfaatimiz, çıkarımız, bir şeyimiz yok. Bir hırsızlığımız yok. Ben 80 yaşında bir adamım. Ben Birecik Odası'ndan huzur hakkı almıyorum. Bir kayık kuruş huzur hakkı bugüne kadar almamışım. Ben 35-40 senedir oda başkanıyım. Ben bir herhangi bir pisliğim, bir hırsızlığım, yolsuzluğum yok. Ben bunu takip ediyorum, durduruyorum. Yani bende bir herhangi bir, yani bir kötü bir niyetim yok. Ben Birecik'i seven bir insanım. Birecik'te benim petrolüm var. Ne olan Türk traktörü bayisiyim. Benim bir eksiğim yok yani. Ama gelir gelmez bizim üstümüze hücum etti. Evet. Siz seçimden önceydi galiba ya da seçim dönemiydi. Birecik'le ilgili bir imza kampanyası düzenlediniz Gaziantep'e bağlansın diye. Evet, onu tabii söyledik, onu çoktan söyledik. Epey zamandır evet. Söylüyoruz onu. Cumhurbaşkanlığına yazdık, İçişleri Bakanlığına da yazdık. Muhtarlardan izni topladık. Dedik bu değişik halifeti Antep'e bağlanmak istiyorlar. Çünkü biz Urfa'yı tanımıyoruz. Urfa'dan bize bir yatırım, hızmet gelmiyor. Biz Antep'e yakınız. Antep bize 50 kilometre. Urfa bize 80-90 kilometre. Evet, çok yakın. Evet, Antep bize yakın. Şimdi anamız, bacımız, bacılarımız, kardeşlerimiz sabahleyin minibüse binerler. Antep'e gelirler, alışveriş ederler. Geri Urfa'ya döner, yani Birecik'e dönerler. Ama biz Urfa'yı daha görmemişik. Urfa'yı gitmemişik Urfa'ya. Resmi bir, yani şimdi bir işimiz zorsa giderik Urfa'ya. Başka bir şeyimiz yok. Yani Urfa'yı tanımayık. Saadettin Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İleriki zamanlarda da bir şey olursa tekrar sizinle röportaj yapmayı isteriz konuyla ilgili. Biz teşekkür ederiz. Biz memleketin sağlığı için, memleketin huzuru için varık. Memleketin huzuru için varık. Sağ olun efendim. Evet sevgili Sanayi TV izleyicileri, yayınımızın sonuna geldik. Şunu da belirtmekte fayda var. Ramazan Cankaloğlu eski kaymakam. Onun da cevap hakkı saklıdır. İstediği zaman bizimle iletişime geçip iddialara cevap verebilir. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin konuğumuz oldu. Ve şu dönemlerde sosyal medyada ve internet medyasında özellikle medyada konuşulan iddialara açık yürekliyle, samimiyetiyle cevap verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.